Merhaba sevgili arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bugün 3. sınıf arkadaşlarımızla birlikte matematik dersi yapacağız. Ne yapacağız? Zihinden çıkarma işlemi nasıl yapılır? Bunu öğreneceğiz. Bununla ilgili birçok alıştırma çözeceğiz. Ve alıştırmalar üzerinden konumuzu pekiştireceğiz canlar. Ayrıca dersin sonunda da sizden gelen 2 tane sorum var. Onu çözeceğim. Dersi beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dersin sonunda size sorduğum sorunun cevabını da yorumlara yazalım. Dersimiz başlıyor. Öncelikle İlk örneğimiz inceleyerek konumuzu burada bir inceleyelim. Demiş ki 32'den 20 çıkardım ben 12 kaldı ama ben bunu zihinden çıkardım. Nasıl yaptım peki? Bak buradaki 2'yi direkt getirmiş, koymuş. Neden? Çünkü bak sıfır var burada tamam mı? Sonu sıfırla biten sayılarda biz sıfıra bakmayız direkt tamam mı? İkiden sıfır çıktı deme gerek yok. Çünkü toplamada da çıkarmada da sıfır etkisiz bir eleman. Şimdi o zaman ben burada onlar basamağına bakacağım. Benim burada yaptığım işlem aslında 3'ten 2'yi çıkarmak gördün mü? Bak onlar basamağındaki 3 ile onlar basamağındaki 2'yi çıkarıyorum birbirinden. Bir onluk kaldı geriye diyorum. E burada zaten 2 vardı geriye. Ne yaptı? Bunu direkt yazdık buraya 12 olarak. Sonucumuzu bulduk Bak şimdi örneğimizi yapınca anlayacağız konuyu Şimdi 25'ten 10'u çıkaracağım ben Buradaki 0'ı görmüyorum Tamam mı buradaki 5 de önemli değil 5'i direkt yazıyorum 5 direkt sonunda gelecek Hatta 5'i baştan düşünmüyorum bu ikinci olarak düşündüğüm bir şey 5 benim tamam mı? Şimdi 2'den 1'i çıkardık. Ne kaldı 2'den 1 çıkarsa 1 kaldı. E sonucum 15'miş. İşte bu kadar basit. Bak bir daha söylüyorum. 2'den 1 çıkardım 1 kaldı dedin. Sonra buradaki 5'i sonuna koydum. 1'in yanında 5 koyunca 15 oldu. Bunu zihninde canlandırınca zihinden çıkarma yapmış oluyorsun. Hani sayıları da yerine yazacak olursak 2'den 1 çıktı. 1 bir kaldı. biri buraya yazdık. Sonra 5'i direkt buraya koyduk. Bak şimdi bunu yapacağız daha iyi anlayacaksın. 38'den onu çıkaracağız, tamam mı? Şimdi bak ne yapıyorduk? Biz 3'ten biri çıkarıyoruz. Şurada 0 var ya, o yüzden birler basamaklarıyla hiç ilgilenmiyorum. 3'ten 1 çıktı kaç kaldı? 2 kaldı. E o zaman bu 8'i de buraya getirip koyuyorum. 28 olarak sonucumu bulduyorum. Şimdi bak buradakilerle alakasız olarak bir tane ben soru yazayım. Mesela ne olsun? Sal diyorum kafadan. 34'te kaç olsun? 50 olsun. Bunları toplayalım tamam mı? Şimdi ben birler basamağında burada 0 gördüğüm için birler basamaklarını ne yapıyorum? Hiç bakmıyorum. 3 5 daha 8 diyorum. Tamam mı? 4'ü de getirip buraya koyuyorum. Ne yaptı? 84 olarak sonucumuzu bulduk. Şimdi alıştırmalarımıza devam edelim. 54'ten 30 çıkacak. 4'ten 0 çıktı. Hiç bakmıyorum buna. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. Sonunda 4'ü getirdim, yazdım. 24. Tamam mı? ilk önce onlar basamakları işlem yapıyorum iki basamaklı sayılarda tabii. Sonrasında birler basamak mandaki sıfır olmayan diğer rakamı direkt getir buraya yazıyorum arkadaşlar. Bu bizim en pratik yöntemimiz. Şimdi 63'ten 50'yi çıkaracağız tamam mı? Buradaki 3'e bakmıyorum. Alttan 5 çıktı 1 kaldı. 3 de buraya getirdik yazdık 13 oldu. 75'ten 40 çıkaracağız. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. 5'i yazdık direkt 35 olarak bulduk. Sevgili arkadaşlar bu şekilde hızlı bir şekilde çıkarma işlemimizi yapabiliyoruz. 97'den 60'ı çıkaracağız. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. 7'den 0 çıktı dememize gerek yok. Çünkü 7'den 0 çıkarsa gene 7 kalır. O yüzden 7'yi direkt getirip buraya yazıyoruz. Tamam mı? Bak bir daha söylemiş oldum. 82'den 30'u çıkaracağım. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. 2'yi getirip yazdım. 52 olarak buldum. Diğerlerine de demiş ki 67'den 50 çıktı. Bak 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. 7'yi yazdım. 17. 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. 9'u getirdim yazdım 29. 9'dan 4 çıktı 5 kaldı. Getirdim 9'u yazdım 59. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. Getirdim 6'yı yazdım 46. Ha bak bu sefer artık ne yapıyoruz? 3 basamaklı sayılara geldik. Bunlarda ne yapacağız hocam? Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi birinci örneğimizi inceleyelim. Sonra göreceğiz. 100'den 50'yi çıkartıyorum. Tamam. Bak bu sefer gene sonlu sıfır olduğu için direkt bu sıfırı en son yazacağız ama bunlar en son yapacağımız işlemler tamam mı? Bu sefer şöyle düşünüyorum. Buradaki 10'dan 5'i çıkardım kaç kaldı? 10'dan 5'i çıkarınca 5 kaldı. O 5'i yazdım. Buradaki 0 0 zaten 0 olacağı için, her zaman böyle olacağı için ben bu 0'ı direkt getirip buraya yazdım. İkisinin de sonunda 0 olursa işte zihinden çıkarma işleminde ister 3 basamaklı olsun, ister 5 basamaklı olsun bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gelelim şu örneğimizde yapalım. 200'den 60'ı çıkaracağım ben. Şimdi 2'den 6 çıkmaz 20'den 6 çıktı 14 kaldı gibi de düşünebilirsiniz tamam mı? Hani soldan yapıyorum sanki çıkarma işlemini ama bunu sadece sonu sıfırla biten bu şekilde sayılarla yapabiliyoruz tamam mı? Mesela 25 eksi 14 deseydik böyle bir işlem yapamayabilirdik tamam mı arkadaşlar? Sondaki sıfırda yazıyorum, yazıyorum 140 olarak bulduk. 400'den 80'i çıkaracağız şimdi. Ne yapıyorduk? Şuradaki 40'tan 8'i çıkarıyorum. 32 kaldı. Bak ikisinin sonunda 0 olduğu için bu 0'ı da getirip koyuyorum. Şimdi şöyle böyle işlemimize. işlemimizi. 70'ten 5 çıktı. 65 kaldı. 0'ları getirdim koydum. 650 olarak buldum. Devam edelim. 800'den 30'u çıkaracağız. 80'den 3 çıktı. 77 kaldı. Getirdik 0'ı koyduk. 777. 770. 500'den 80'i çıkaracağım. 50'den 8 çıktı. 42 kaldı. Getirdik 0'ı koyduk. 420. Devam ediyoruz yine. 600'den 90'ı çıkaracağız. 60'dan 9 çıktı. 51 kaldı. Getirdik 0'ı koyduk. 510. 300'den 60'ı çıkaracağız. Böldüm şuradan. 30'dan 6 çıktı 24 bunu tabi zihinde bölüyorsun tamam mı hani böyle yazıp da gene yazıp da başlayabilirsin başlarda sonrasında böyle artık zihinden direkt yapıyorsun sonrasında sıfırı yazdık şimdi sıradaki sorularımıza da bakalım sonra sizden gelen sorularımıza ve size bıraktığım soruma geçelim. 200'den 40'ı çıkaracağız. 20'den 4 çıktı 16 kaldı. 0'dan 0 çıktı demeye gerek yok. Çünkü direkt yazıyoruz onu. Tamam? Bak direkt yazıyoruz. Böyle çıktı demeye gerek yok. O zaman zihinden çıkarma olmaz zaten. Tamam mı? 700'den 70'i çıkaracağım. 70'ten 7 çıktı. 63 kaldı. E bu sıfırı da getirip koyduk. 630 olarak bulduk. Evet arkadaşlar son sorumuzu da çözeyim. Sonra sizden gelen iki soruyu çözeceğim. Ve bu soruyu da size bırakıyorum. Şimdiden söylüyorum. Bu sorunun cevabını yorumlara yazalım. Zihinden çıkarma işlemi yaparak sonucu kaç alıyor? Onu bir yazalım yorumlara tamam mı? Şimdi bunu biraz daha yavaş anlatacağım. Bunu birazcık daha hani konu anlatımı yapar gibi anlatacağım. Son soru konumuzu tam öğrenmiş olalım. Şimdi bak. 900'den 80 çıkacak tamam mı? 0'dan 0 zaten bu 0 olacak. Sonucu 0 tamam mı? Onu en son düşün ama. ilk başta dikkatini oraya verme. Dikkatini 8'i nasıl çıkarabilirsin? Buna ver. 8'i çıkarmak için şimdi 0'dan 8 çıkmaz. E şimdi sen burada 8 kaldı. Buraya bir onluk verdim deyip 10'dan 8 çıktı. 2 de yazsan sonra 8'i direkt yazdım da desen gene 82 bulursun ama bu çok uzun. Tamam mı? O yüzden böyle yapmıyoruz. Şöyle yapıyoruz. 90'dan 8 çıktı 82 kaldı. Bunu hesaplamak daha basit. Tamam mı? Şimdi 0'ı da direkt getirdik yerine yazdık. 820 olarak sonucumuzu bulduk. Tamam mı? Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sizden gelenlerden birinci sorumuzu çözelim. Şimdi 100 80 20 demiş. 500 artı 20 520 demiş. Hangisi zihinden yapılmıştır? Sevgili arkadaşlar, bu soruların ikisi de zihinden yapılmıştır. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Bazen bazı kaynaklarda 100 eksi -80 80'i çıkaracağız şimdi biz hani az önce öğrendik. Sıfırı düşünme diyorduk. Değil mi? 10 eksi 8 eşittir 2. E sıfırı da yazdık. 20 diyordu. Evet bunu zihinden çıkarma olarak bazı kaynaklar kabul etmiyor. Kitaplarda bazen rastlayabiliyoruz. Ama bu çok doğru değil. Yani bu soru özellikle söylediğim çok kaliteli bir soru değil. İkisi de zihinden çıkarılmış, ikisi de zihinden toplama işlemi şeklinde yapılmış. Tamam mı? Hani zihinden yapılmıştır diyor. Toplama işlemi şeklinde de zihinden yapılmış. Onu toplama işlemi dersinde göreceğiz ama şimdi söyleyeyim. Onda da aynı şeyi yapıyoruz aslında. 50 ile 2'yi topluyoruz çıkarmak yerine. 52 yapıyor, getiriyoruz sıfırı yazıyoruz. Yani bu da bu da zihinden yapılmış bir işlemdir. Gelelim buradaki son sorumuzu da çözelim ve dersimizi bitirelim. Şimdi demiş ki 60-20 işleminin sonucunu e, 70'ten kaç eksiktir demiş. Şimdi 60 20 işlemini zihinden yapalım. Bak ne yapıyorduk? Buradaki onlukları çıkarıyorduk. Zaten sonu 0 olacak değil mi? Onlukları çıkarırsak alttan 2 çıktı. 4 kaldı. 0'ı koyduk. 40 olarak bulduk. 70'ten kaç eksiktir dediğine göre aradaki farkı soruyor bize. Öyleyse 70'ten 40'ı çıkaracağım. 70'ten de 40'ı çıkarırsam sonucu gene nasıl bulurum? Hatta zihinden yapalım gene. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 0'ı koy yanına. Ne yaptık? 30 olarak sonucu bulduk. Bak istersen teyit edelim 0'dan 0 çıktı 0 kaldı 7'den 4 çıktı 3 kaldı yine 30 olarak bulduk. Canlar dersimizin sonuna geldik. Biraz hızlı bir ders oldu basit bir konuydu. Çok tekrar bu konuda öğrenmek için bu tarz konuları zihinden toplama ve çıkarma işlemi konularını öğrenmek için birebirdir. Bu şekilde çok tekrar yaparak bunu ilerletebilirsiniz. Daha yüksek sayılarla kendinizi sınayıp böyle daha da iyi hale gelebilirsiniz. Çok da faydalı olur. Hani tavsiye ediyorum size dersimizi beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Birazdan dersler çıkacak onları da izleyebilirsin. Ayrıca az önce sorduğum sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutma. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkta kalın.